Hepinize merhaba. Son zamanların en popüler tatlılarından olan pastanelerde yok satan soğuk baklavayı henüz yapmadıysanız işte size tarifi. Tatlımıza ilk şerbeti hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için tenceremize şeker ve suyu alalım ve kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Küçük bir tencereye tereyağımızı alalım. Tereyağımızı alalım ve eritelim. Yağımız erirken üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla alalım. Yağımız eridikten sonra ocaktan alalım ve üzerine sıvı yağımızı ekleyelim. Bir çay bardağına yakın sıvı yağımızı ekleyelim ve karıştıralım. Bu arada şerbetimiz kaynıyor. 5 dakika kaynatacağız ve kenara alacağız. Baklava yufkamızı tezgaha alalım. Kullanacağımız fırın kabımızı yufkamızın kenar kısmına yerleştirerek etrafından bıçak ile keselim. Ben 27 santimlik küçük boy yuvarlak borcam kullandım. Bu aşamada baklava yufkalarımızın kurumaması için yufkalarımızı temiz bir örtü arasında tutmalısınız. Daire şeklinde yufkalarımızı alt ve üst kullanmak için eşit olarak şekilde ayırdım. Borcamın tabanına yağ karışımından fırça ile her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Daha sonra bir tane büyük yufkamızdan yerleştiriyoruz. Üzerine tekrar fırçayla yağ sürüyoruz. Kenarlardan kalan parçalardan birkaç yaprak yerleştirip üzerini yağlıyoruz. Tekrar daire şeklinde yufkamızdan yerleştiriyoruz. Üzerine parçalı yufkalardan yerleştiriyoruz. Fırçayla yağlıyoruz. Bu şekilde yufkaların yarısını tepsimize üst üste sıralıyoruz. Son iki kata büyük yufka parçalardan yerleştiriyoruz. Ardından fıstıklarımızı yerleştiriyoruz. Güzelce yayıyoruz. Ben iri çekilmiş fıstık kullandım. Siz isterseniz fındık ya da ceviz de kullanabilirsiniz. Bu aşamada fırınımızı alt üst fansız ayarda 170 derecede ısınmaya bırakıyoruz. Fırınımızı yerleştirdikten sonra üst için ayırdığımız yufkalarımızı üst üste aralarına yağ dökerek aynı şekilde sıralamaya devam ediyoruz.
yufkaları yerleştirme işlemi bittikten sonra kenarlardan taşan kısımları bıçakla kesiyoruz ve yağımızdan sürüyoruz. Ondan sonra baklavamızı dilediğimiz boyutta kesiyoruz. Evet, en üst katı da yerleştirdik. Yağladık. Kenarlarını kestik. Ondan sonra dilediğimiz boyutta kesiyoruz. Ben 4 parça olacak şekilde kestim. Derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Ben aşağı yukarı 45 dakika kadar pişirdim. Fırının süresine göre değişiyor. Acele etmeyin. Fırının orta rafında pişiriyoruz. Baklavamız pişerken biz de şerbetimize sütünü ekliyoruz. Aşağı yukarı 2 bardak sütü şerbete ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Fırından çıkarttığımız baklavayı aşağı yukarı bir 10 dakika bekletiyoruz. Ondan sonra şerbeti her yerine gelecek şekilde gezdiriyoruz. 1 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Bir saat sonra baklavamızı süsleyebiliriz. Ben kakaoya burada şekeri karıştırdım. Ardından süzgeç yardımıyla baklavanın her yerine bu karışımla kapladım. 2 kaşık kakaoya 1 kaşık burada şekeri ilave ettim. Onu güzelce karıştırdım. Çay süzgeciyle baklavanın her yerine yaydım. Süsleme işlemi bittikten sonra buzdolabında dinlendirdiğim soğuk baklavamız 1 saat sonra yenmeye hazır. Afiyet olsun.